Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. İçel TV'den herkese merhabalar. Nil Sezer ile Hayatın Trafiği programından sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın Trafiği'nin bugünkü canlı yayın konuğu Tarsus Slow Food takım lideri Yasmina Lokmanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz iyi misiniz? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Bugün çok güzel konular konuşacağız. Sağlıkla ilgili, tükettiğimiz ürünlerin niteliğiyle ilgili olması gerekenleri masaya yatıracağız. Süremiz el verdiği ölçüde ama dilerseniz programın başında söyleşimize başlamadan sizi kendi cümlelerinizle izleyenlerimize tanıtmak isteriz. Peki, ismim Yasmina Lokmanoğlu. Aslında Yasmina Şerfin Lokmanoğlu. 1959 Mersin doğumluyum. İlk ve ortaokulu Mersin'de okuduktan sonra yabancı dil ve alt lisans için İngiltere'ye gittim. İş dekoratörüm. Daha sonra yemek kültürü ve mutfak akademisiyle ilgili bir de okul bitirdim. Gastronomi. Gastronomiyle ilgili. O niye bunu yaptım? Yemek kitabı yazmaya karar vermiştim Mersin yemekleri üzerine. Onun için iki dönem meclis üyeliği yaptım. İlçe ve Büyükşehir Meclis Üyeliği. Bir dönemde Kent Konseyi Başkanlığı yaptım. Bir dönemde 24. dönem galiba Türkiye Kent Konseyleri Platformu sözcülüğü yaptım. Peki. Ve kitabınız, gerçekten güzel bir kitabınız var. Teşekkür bir ara inceleme imkanım olmuştu. Bölgenin kültürünün canlandırılması anlamında çok önemli şeyler. Unutulmasın diye zaten. Tabii, çok kıymetli katkılar. Evet, önce şununla başlamak isterim. Yemek hayatımızın olmazsa olmazı, en temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Ama biz ne yapıyoruz? Hep sanki bir oldu bittiye getiriyoruz. Ne demek istiyorum? Popüler kültürün de etkisiyle böyle hani laptoplarda çalışırken bir yanda işte çatalla ağzımıza ne götürdüğümüzün farkına varmayan, yemek yemeyi bir zaman kaybı gibi gören, yani aslında damak hafızasını bile unutma yolunda ilerleyen bir nesil olduk. Bizler de ister istemez bu şeyin içine girdik gibi geliyor. Özellikle teknoloji çağı eşittir hızlanan yaşam temposu, eşittir ne oldu? Bilinçsiz yeme alışkanlıkları, kanser, işte tip 2 diyabetler ve bir sürü obeziteler, bir sürü sağlık sorunları ortaya çıktı. Çözüm geleneksel yemek kültürümüz elbette ve siz de çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz Slow Food olarak. Slow Food artık son zamanlarda oldukça popüler duyulmaya başlandı farkındalık anlamında. Benim ilk sorum iyi, temiz ve adil gıda sloganı ve yavaşlığın sembolü olan salyangoz logosuyla Slow Food nedir? Neyi amaçlıyor? Nasıl başladı bu hikaye diye bir sorum var. Frene bas diyor. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz 1900'lerin başında iki tane savaş gördü dünya. Kıtlık oldu, açlık oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da 1950'lerde Yeşil Devrim başladı. O kadar aç olan insanları nasıl doyuracağız şeklinde girdiler işin içine. Ve endüstriyel tarım, endüstriyel hayvancılık ve endüstri, bütün her şeyi hani çok olsun, herkes doysun falan. Mesela eskiden 1 kilo et tüketirken bir insan 10 kilo et tüketti sonunda. Veya ne bileyim her şeyi paketlediler, marketlere koydular, uzun uzun yollardan getirerek işte hani açlığı, kıtlığı silmeye çalıştılar.
dediler ki hani bu kadar dünya acı çekti. O arada da tabii bir sürü şeyi de insanın üstünde denediler. Ama sonunda ne oldu biliyor musunuz? Yediğimiz her şey aynı şey oldu. Yani yediğin lahana da aynı tadı alıyorsun. Yediğin salatalıkta da aynı plastiğimsi tadı alıyorsun. Çünkü hep çeşitli hibrit tohumlar kullandılar. İşte dediler ki hastalığa dayansın, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Veya şu ilacı da satalım çiftçiye, şu ilacı sıksın. O ilacı sıktığı zaman bir ilaç daha satalım, bu ilacı da sıksın. O ilacın yaptığı zararı o ilaç şeklinde ve çılgın bir devir başladı. Bu 30 yıllık bir tarihi vardı 50'lerden 80'lere kadar. Slow Food hareketi de Carlo Petrini'nin başlattığı uluslararası bir oluşumun bir parçasıdır. Ve buna tepkidir yani. Yavaşlayalım arkadaşlar, nereye gidiyoruz? Hem sağlığımızı kaybediyoruz, hem doğayı kirletiyoruz, hem iklimi kaybediyor. İklim değişikliğine sebep oluyoruz denilen bir harekettir. Yani slow food aslında ayaküstü geçiştirme usulü beslenme şekli olan fast food'a karşı ortaya çıkan bir hareket. Yalnız fast food değil, bakın fast food'un size sofranıza gelince kadar verdiği zararları da önlemeye yönelik. Yani siz fast food bir sürü hayvan yetiştiriyorsunuz. Ve biliyor, bugün hepimiz biliyoruz ki o büyükbaş hayvanlar iklimi, ozonu yani tehdit eden unsurlar. Ve siz kendi tüketmeniz gerekenin çok üstünde tüketmeye başlıyorsunuz. Hatta çöpe atıyorsunuz. Öyle bir ironi var ki dünyanın bir yarısı fazla besleyip aç, dünya evet. kadar çöpe gıda atarken öbür yarısı da aç kalıyor. Kesinlikle. Yani böyle bir dengesizlik var. Onun için buna bir dur demek oluyor slow food hareketi. Yani dur ve düşün. Evet. Dur ve düşün yani ne yapıyorsun? Ne kadar zarar veriyorsun? 10 kilo ne bileyim ne kadarını yetiştirebilirsin? Bu ağaçları niye kesiyorsun? Bunun yerine bunu niye ekiyorsun? Dikiyorsun yani biraz bu dur frene bas. Felsefe o yani yavaşlığı, taze ürünü, organik gıdayı ve ev yapımı yiyecekleri ön plana çıkarıyor. Tarladan sofraya bakın dünyada en fazla insanların zevkle sağlıklı olabilmek için ve yaşamlarını sürdürebilmek için gıdaya gerekliliği var değil mi? Evet. Bu gıdayı da üretirken dünyayı kirletiyoruz yani biyoçeşitliliği bozuyoruz. Slow Food'un 3 tane ayağı vardır. Bir tanesi biyoçeşitliliği koru. İkincisi eğit. Üçüncüsü ne yaptığını anlat ve ikna et insanları der. Hatta şurada bir gösterebilirsek bir tablo var. Onu bir gösterebilir. Numarası var mıydı? Ben atmıştım size. Arkadaşlar. Böyle bir. Evet. Bakın diyor ki Defend Biologic, biyoloji yani biyolojik çeşitliliği ve kültürel çeşitliliği savun diyor. Neden? Çünkü siz şimdi bunun bir sürü örneği var. Mesela siz eskiden kendi biberinizi dikerken ve ekerken birden size bir şey dayatıyorlar. Diyorlar ki ya sen bu topraklarda bunu ekmene dikmene gerek yok. Ben sana bir tohum vereceğim ne hastalanacak ne bir şey falan filan. Sen kendi biberinden vazgeçiyorsun ve o biberi ekmeye başlıyorsun. Ve senin biberin yavaş yavaş kayboluyor. Mesela kazanlı sivrisi. Evet. Halbuki onunla yapılan özel bir gıdan var senin. Kültürel bir mirasın var. O da kayboluyor onunla birlikte. Veya ne bileyim bu buğdayı ekme ya diyor. Bu buğday işte hastalıklara dayanıklı değil. İşte ne gereği var çok uzun, çok kesimi falan. Ama onu kaybederken senin kendi özel mesela batırın da kayboluyor. Kısırın da kayboluyor. İçli köften de kayboluyor. Kesinlikle. Yani bunun farkına var. Bunu savun diyor, anlat diyor. Bunu yaratan özel sektöre de ikna et diyor. Yani sonuçta özel sektör mesela tonlarca şey üretme yolunda. Mesela şu anda bizim şehrimiz de bir tehlike. Mesela hızlı bir şekilde bir sürü narenciye bahçeleri yok oluyor. Onların yerine inşaatlar çıkıyor. Veya avokado bahçeleri veya muz bahçeleri çıkıyor. Muz ama bunların sonuçta ne kadar su tükettiğini, ne kadar suya ihtiyacı olduğunu kimse hesaplamıyor. Yeraltı sularının kaybolup kaybolmadığını da hesaplamıyor. Bunun ödeyeceğimiz bedelini de hesaplamıyor. Bu şekilde bir çılgınlıkla gidiyor. Yani onu diyor, bunu anlat diyor özel sektöre. Evet. İkincisi diyor ki, şöyle biraz aşağı ineyim. Bu üreticiyi anlattıktan sonra diyor,
küçük üreticiyi destekleyecek ve onu ona verecek desteğini ver diyor. Eğit diyor. Vatandaşı eğit diyor. Anlat diyor. Farkındalık yarat diyor. Yani nasıl eğit? Mesela bizim Bahçeşehir'de şimdi bir projemiz var. Bahçeşehir Mizit'le anaokuluyla. Çocuklara her hafta Salı günü bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela bu yeni başladık buna. Çeşitli gıdaları önlerine koyuyoruz. Biri ekşi oluyor, biri tatlı oluyor, biri acı oluyor, biri hani böyle acımsı bir şey olur ya böyle mesela ne bileyim mayda şey gibi. Mayhoş dediğimiz. Mayhoş hepsini böyle çeşitli şekilde. Ve 5 yaşındaki çocuğa diyoruz ki sen şimdi bunu ağzına al. Bak bakalım neresinde fark ediyorsun, işte ne hissediyorsun, işte ondan bire kadar söyle, işte ne kadar ekşi, ne kadar tatlı, ne kadar. Çok tatlı sonuçlar çıkıyor. Mesela bala, mandalinaya ve peynire okul gıdası. Bu okulu hatırlatıyor ciddi diyor. Misin? Mesela çok tatlı. Mesela bunun gibi veya ne bileyim kokuyor mu? Hani yediğin şeye dikkat et, kokuyor mu? Kokusunu al. Gibi mesela soruyoruz kokuyor mu? Bunun kokusunu duyuyor musun? Bazıları duyuyorum diyor, bazıları duymuyorum diyor. Böyle farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ne kadar güzel. Evet. Peki şunu sormak istiyorum şimdi. Tabağımda ne var, ne yiyorum? Bu önemli bir konu. Üreticisi kim? Ulaşabilir miyim? Yaptığı üretime güvenebilir miyim diye bir sorun var. Sanırım bunun açılımı sizde var. Evet, yeryüzü pazarı. Şimdi biz eskiden, yani benim yaşımdakiler eskiden hep alışveriş yaptığı insanları bilirdi. Onlara da gelen ürünün nereden geldiğini bilirdi, değil mi? Yani bir duvar yoktu, kalın bir duvar yoktu. Evet. Yani gıda güvenliliği vardı. En kötüsü belki iyi bir buzdolabına girmezdi ve bozulurdu. Şimdi bozulmuyor hiçbir evet, şey. Evet, hiç bozulmuyor. Püflenmiyor. Dışarıda unutuyorsunuz, aynı bir şekilde kalıyor. İşte yeryüzü pazarında biz diyoruz ki doğal üret. Mesela bir tane şeyimiz var, bahçeden yetiştiren Burak. 10 dönüm bahçesi var, sadece yeryüzü pazarı için sebze yetiştiriyor. Mesela biz biliyoruz ki Burak o şeyleri tamamen atalık tohum ekmiş. Yani o zaten onu bize ispat ediyor ve ilaç kullanmıyor. İlaç demeyeyim. Türkiye'den başka biliyor musunuz? Pestiside ilaç diyen yok. Zehir. Zehir kullanmıyor ve direkt hemen getiriyor. Zaten anlaşılıyor. Zehir kullanılmayan sebze meyve anlaşılıyor. Ve biz orada bunu satışa sunuluyor. Biz kendimiz de alıyoruz. En birinci biz kendimiz alıyoruz. Veya siz küçük bir ev hanımısınız ve para kazanmak istiyorsunuz. Yeryüzü pazarında üreticilerden aldığınız ürünlerle bir şeyleri işleyebiliyorsunuz. Mesela mamul, mesela ne bileyim köfte, içli köfte veya mesela karakuş, mesela irmik helvası. Ama hepsi o yeryüzü pazarının içerisinde dönüşüyor. Bildiğiniz kriterleri, slow food'un kriterlerine uygun, iyi, temiz, adil olarak üretilmiş gıdalardan işlenmiş ürünleri de alabiliyorsunuz. Peki, iyi, temiz, tamam, onu konuştuk birazcık. Adil konusu biraz sıkıntı, kafa karıştıran kısım o. O adil olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onu da kontrol ediyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz. Adil yalnız size adil değil, hayvana da adil. Yediğiniz hayvanın insani şartlarda yetiştirilmesi de çok önemli. Biliyorsunuz bu devirde bir açgözlülük var ya, mesela küçücük ahırlara hayvanları sıkıştırıyorlar, onları bağlıyorlar, onları kıpırdatmıyorlar falan, bunların hiçbirini yapamazsınız. Eğer bir slow food üreticisiyseniz, ki bizim kendi üreticimiz 1800 metre yüksekliğinde Aslanköy'de iyi, temiz ve adil bir şekilde hayvanlarına iyi davranıyor. Onları yakışır şekilde bu dünyaya yetiştiriyor. Böylece yani hiç kimseye zarar vermeden masanıza gelebiliyor. Yani tüketici her aşaması, arılar için de aynı. Arıların da mesela bir sürü, ben slow food'a kadar bilmiyordum. Arılara karşı da bir sürü yanlışlar yapılıyor. Onlar da bir canlı ve biyoçeşitliliği koruyorlar ve çok önemliler. Çok önemli olduğunu okudum. Bizim Biz Arıyız diye bir program, bir projemiz var. Eğri Çayır dünya birincisidir biliyorsunuz. O da bizim üreticimiz. Onun sponsorluğunda geliştirdiğimiz
Arıcılar Birliği, Mersin Arıcılar Birliği, Erdem'de Ticaret Sanayi Odası, galiba sanayisi yok, Ticaret Odası'nın da katkılarıyla geliştirdiğimiz bir projemiz var. Çok o arada Yeryüzü Pazarı'nda da muhakkak Tarsus'un bütün birleşenleri var. Hepsinin desteği var. Başta Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret Sanayi Odası, Tarsus Borsası ve Tarsus Ziraat Odası'nın paydaşlığıyla biz o pazarı kuruyoruz ve o pazarı kontrol edebiliyoruz. Çok da güzel bir şey ortaya çıkmış. Seyri Alem için gidip orada çekim yaptığımızda ben de çok etkilenmiştim. Teşekkür ederim. Daha yapacak çok adına, işimiz var. Evet, yöremiz adına çok bizi gülümseten şeyler. Peki bu hareket yerel üreticiyi koruma hareketi midir, bir kalkınma hareketi midir? Tabii ki bakın her şey var. Yerel üreticiyi koruyorsunuz. Hı-hı. Şimdi siz gittiniz, bir markete girdiniz. Tamam mı? Aldınız bir şey. Nereden aldığınızı biliyor musunuz? Hangi Hayır. şehirden aldığınızı biliyor musunuz? Ama sizin kendi üreticiniz o arada açlıktan işte bahçesini kesmek zorunda kalıyor. Ürünlerini sökmek zorunda kalıyor. İmara gidiyor. Bir sürü bir şey oluyor. Ve o orada mücadele ederken siz bilmediğiniz bir yerde ki bir üreticiyi para kazandırmış oluyorsunuz. Artı o üreticinin ürünü size gelirken karbon ayak izini de oluşturarak geliyor. Havayı kirletiyor. İşte bir sürü bir şey oluyor. Paketler oluyor, bilmem neler oluyor. Halbuki yakınınızdaki üretici, hani bizim eski zamanlardaki gibi, orada hem onu para kazandırmış oluyorsunuz, hem kendi markanızı yaratmış oluyorsunuz. Mesela biz bunu sarı buğdayda yaptık. Hem de kendi ürününüzü koruyarak kendi gıda kültürünüzü de korumuş oluyorsunuz. Hı hı. Evet, o yüzden oldukça önemli. Sarı buğday dediğiniz hemen yakaladım. Bununla ilgili bir belgesel çalışması oldu evet, herhalde. Kültürhane'nin çektiği bir belgesel oldu. Sarı buğdayın hikayesi diye. Atalık buğday, sarı buğday. Premieri geçen cuma oldu. Bu çarşamba Ankara'da gösterime girdi. Yavaş yavaş herkes seyredebilecek. Peki, üyelerin alım şartlarını konuşalım bir de. Yani nasıl üye olunur, o şartları sağlanması gerekiyor. Onu kim denetliyor, kontrolü nasıl yapıyorsunuz? Yani isteyen herkes ben o ürün üretiyorum deyip başlamıyor. Yeryüzü Pazarı ayrı, Slow Food üyeliği ayrı. Tabii ki. Mesela bir kriterler var, bir kitapçığımız var. O kitapçıkta mesela zeytini ele alalım. Zeytinin kesinlikle yerel zeytin olması gerekiyor. Zeytini çektirdiğiniz yerin yerel bir değirmen veya kendinize ait olması gerekiyor. Hı hı. Ağaç sayınız, oradan ne kadar ağaçtan, ne kadar kilo zeytin elde ettiniz. Zeytinleri toplarken muhakkak sepetlerde, plastik veya ahşap veya ama hava alan sepetlerde toplanıp 24 saat içerisinde zeytinyağıya dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun gibi kuralları var. Şişelerin cam olması veya teneke olması gerekiyor. Üzerine de ne kadar, mesela kaç litre zeytinyağı elde ettiniz? 100 litre. Birer litrelik kudurunuz. 100, 200, 300 diye. Yani alan insan biliyor ki bu üçüncü kutu ve biliyor ki yüzde bitecek. Bunun devamı yok. Yani bunu alıp başka bir şeyle adil olmayan bir şekilde başka bir yağla karıştırıp size aylarca hani sarı ulak yağı yiyorum diye zannedip başka bir yağ yediremiyor. Evet. Bunun gibi bir sürü kriterler var. Zeytinyağı da var. Hayvanda dedim size işte hayvanın refahı çok önemli. Hayvanın yediği ot çok önemli. Bir sürü şey var. Balda var kriterleri. Hepsinin şeyde değirmen var. Konusu benim dikkatimi çekmişti çekimlerde. Onun öğütüldüğü değirmen konusu. Şeyin zeytinyağı. Un için. Ha un, evet. Yani evet. Eski taş değirmen. Taş, ay nasıl oldum bir anda. Ama elektrikle çalışan bir taş değirmen. Değil mi? Çünkü biliyorsunuz bunun da bir sürü kriterleri var. Hı-hı. Çok ısınmayacak. Unu yak, bu yani buğdayı yakmayacaksınız, belli şeylerini öldürmeyeceksiniz. Biliyorsunuz herkeste bir çölyak hastalığı veya işte bir alerji, bir gluten alerjisi falan. Bütün bunlar o yeni çıkan buğdaylar yüzünden. Aslında doğru yapıldığı zaman insana ve hayvana çok faydalı bir şey. Hatırlarsanız eskiden köpek maması yoktu, yal verirlerdi. Yalda buğday, un ve sudan oluşan veya arpadan, arpa ve sudan oluşan bir şeydi. Köpekler de aslan gibi yetişirlerdi. Şimdi vermeye kalksa hepsi şeker hastası olur. Değil mi? Evet. Bir de mesela şey oluyor.
Son zamanlarda hepimiz ekmeği hayatımızdan çıkarttık ama normalde ekmek biliyorum ki insanlarda kilo yapmıyor. Bu da yanlış üretim tekniklerinin getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir kere yediğimiz buğdayı sorgulamamız lazım. O buğday nereden geliyor? Bir de çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben bunu Slow Food'a girinceye kadar bilmiyordum. Bu büyük büyük fabrikalar unu yani buğdayı una dönüştürürken bütün vitaminini de alarak dönüştürüyorlar endüstriyel olanı. Çünkü ona çeşit çeşit sunuyorlar bize. Yok kepekli, yok bilmem işte farklı farklı çeşit. Eskiden bir tane un vardı. Bir de böceklenmiyor, dikkatinizi evet, çekerim. Mesela ben yazın hatırlarım daha bundan 20 sene evvel unu pasta yapacağımız zaman muhakkak elerdik, bir sürü böcek olurdu. Hatta biz Mersinliler, onun için bir sürü büyük buzdolabılarımız vardır. Bütün ürünlerimizi yaylaya çıkmayacaksak o buzdolabının içine koyarız. Şimdi böceklenmiyor, çok ilginç bir şey. Evet, gerçekten ilginç. Peki, slow food akımı aslında kişinin yediği yemeğin hikayesini de ortaya çıkaran bir şey oldu. Bu da bence bir bakıma turizmi de destekleyen bir olay. Bu slow food akımının ve yeryüzü pazarının, ikisini birlikte sorayım ben, Mersin turizmine katkısı oldu mu? Tabii, bakın. Geleneksel anlamda bizim unuttuğumuz yemek çeşitlerinden hangileri tekrar gündeme geldi? 6 tane ürünü Ark of Taste diye bir listesi var, Dünya Miras listesi, oraya koyduk. Mesela turunç ekşisi. Turunç ekşisi. Ekşisi, Mersin'in kültürüdür turunç ekşisi. Mersin'de nar ekşisini çok, yani belki yaylalarda falan kullanılır. Turunç ekşisi veya koruk ekşisi kullanılır Mersin'de. Koruk ekşisi biraz daha bu taraf. Turunç ekşisi, hepimizin bahçesinde turunç vardı eskiden ve bu turunç ekşisinin turuncu kabukları, bakın sıfır atık da çok önemlidir. Slow food'da der ki yemeği üretirken her tarafını kullan. Hayvanı kestiğinde sadece bonfilesini alma, her tarafını tüket. Mesela her gün bir hayvan keseceğini her tarafını tüketirsen işte sana bir aylık etin, iki aylık etin anlamında. Bütün kullandığın gıdaların da her tarafını kullan. Mesela turunç. Turuncu aldın. Kabuğunu ne yapıyoruz? Turunç reçeli. İçini ne yapıyoruz? Turunç ekşisi yapıyoruz. Bu şekilde yani. Zaten doğada yetişiyor kendi haline. Hiçbir şey kalmıyor. Sonunda sıfır. Mesela kabak. Evet. Hatırlayın eskiden kabak mücverini kabağın içiyle yapardı annelerimiz. Kabağı oyarlar. Kabak dolması yaparlar. İçiyle de mücver yaparlardı. Ispanak. Ispanak her tarafı kullanılırdı. Şimdi bunu destekliyoruz. Sıfır atık çünkü. Sonuçta hiçbir şey kalmıyor. Her şey sofraya geliyor. Ve siz daha az atık tüketmiş oluyorsunuz. Dünyayı da daha az kirletmiş oluyorsunuz. Ziyanın da önüne geçiyor. Evet. Bu aslında hani insanı mutlu eden yönlerden biri de bu bence. Ürünleri ziyan etmiyoruz. Komposta da çevirebilirsiniz. Evet. Peki teknolojinin iyi taraflarından birisi artık üreticiden direkt eve gelen ürünler var. Onarıcı tarım ile mesela onarıcı tarıma da önem veriyoruz. Üreticilerin yani çiftçilerin onarıcı tarımla ilgilenen çiftçiler olmasına da özellikle. Anlamadım o onarıcı tarımı. Yani biraz şimdi bir şey yaparken toprağı temiz tut. Yani anladım. Toprağını yenile mesela. Hatırlayın yine eskilerden, bilmiyorum eskiden bizim hayat bilgisi dersinde humus, işte toprağın bu sene burasını ekiyorsan, dikiyorsan gelecek sene burasını ektik, öbürünü evet, ektik. O yüzden toprağını korumuş ol ve toprağı onar. Sonra bir çukur açarsın. Evdeki ne kadar bitkisel atık varsa onları kompost yaparsın. O hazırladığın gübreyi de tekrar toprağa sunarsın veya ne bileyim belli gıdaları belli yerlerde ekersin. Mesela ne bileyim nohut ekersin, toprağa azot verirsin, işte ıspanak ekersin, toprağa nitrat verirsin şeklinde onarıcı tarım işte. Peki şeyi sormak istiyorum. Toprağı onararak git. Aha. Ya toprağa kötü davranma, ot ilacı koyma. Değil mi? Artı o mineral dengesi rengi var. Rengi kahverengi olsun. Bastın mı böyle yumuşak yumuşak olsun. Evet, toprak toprak gibi koksun. Toprak toprak gibi koksun. Peki. Ki karbondioksiti çeksin. Direkt üreticiden tüketiciye sistemleri sormak istiyorum da. Bu yerel üretimde kontrolü zor bir şey. Mesela internet üzerinden e-ticarette bir zeytinyağı alabilir ama o zeytinyağı olmayabilir. Siz slow food olarak bu
tür çalışmaları destekliyor musunuz? Biz e-ticaret yapamıyoruz. Biz herkes kendi bulunduğu bölgede ticaret yapabiliyor. O zaman buranın geleneksel ve yerel ürünlerini almak, tatmak ve o içinde olmak istiyorsa yeryüzü pazarına gitmek zorunda. Tabii siz demin bir soru sordunuz, onu kaçırdık, dağıttım konuyu ben herhalde. Turizme katkısı oluyor. Hı-hı. Şimdi bakın, Tarsus 10 bin yıllık bir tarihi var. Adana ile Mersin arasında sıkışmış ama aslında Kilikya'nın başkenti ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve Sempol'ün doğduğu yer. Şimdi bir sürü etki şeyi var ama hiçbir zaman öne çıkarılmıyor. Ama şimdi gastronomi turizminde, gastronomiyle birleşince oraya turizmine de canlanmaya başladı. İlk zamanlar biz yeryüzü pazarını açtığımızda esnaf açmıyordu. Şimdi açıyor esnaf. Neden açıyor? Çünkü Adana'dan, Mersin'den insanlar gelmeye başladı. Hatta TURSAP bir gastro treni kuruyor. O da Tarsus'a uğrayacak. Yani Tarsus bir şekilde Mersin'in lokomotifi olmaya başladı. Mersin ilinin gastronomi lokomotifi olmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. O da turizme katkı sunmuş oluyor. Tarsus yeterince ilgilenilemedi aslında. Çünkü neden? Tarsus Hristiyanlık aleminde de çok iyi bilinen ama Tarsus'un Mersin'in Tarsus'u olduğunu bilen bence biraz az. Biz evet. Tarsus'u çok fazla tanıtamadık. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ama bir de şöyle bir özelliği var Tarsus'un. Tarsus tarımla uğraşır. %80'i tarımla uğraşır. Toprağı çok bereketlidir. Çok sulak bir alandadır. Ve tabii ki çok eski bir şehir. Türkiye'nin en eski ticaret odası, ilk kurulan ticaret odası, ilk elektrik verilen yer. Bir sürü artısı var ama işte Adana ile Mersin arasına girdi diye böyle herkes vız vız diye geçip Tarsus'u görmüyorlar veya giriyorlar. İşte neyi göreyim? Sempol Kilisesi'ni göreyim, işte gideyim Roma yolunu göreyim, işte bir de müzesini göreyim ama biraz daha vakit geçirmeyeyim, ben gideyim Mersin'de yemek yiyeyim. Bu Tarsus'ta yemek yediğiniz zaman küçük esnafı tanımış oluyorsunuz. Kendi tarlasından getirdiği, sebzeyle size pişirdiği yemeği yemiş oluyorsunuz. Artı hikayesini de anlatıyor. Evet, isterseniz. Artı hikayesini de anlatıyor. Değil mi? Tabii. Yoksa eğer bunu internetten ne ticaretle almış olsanız, getir size kapıdan getirip verecek. Tabii canım, siz hikayesini bilmediğiniz... Bilgisayarınızda çalışırken... Kendi hikayenizi bilmiyorsunuz. Aynen, evet, öyle bir sıkıntı var. Peki, şey sormak istiyorum bir de. Tadım eğitiminde konuştuk. Pestisitle mücadele konusu çok önemli. Evet. Az önce biraz girdik ama pestisit zaten zehirli bir maddedir. Hatta tehlikeli madde kategorisinde. Ve de Türkiye'de 9'dur yani. Türkiye'de siz ben eczaneye gidip bir ilaç almaya kalkarsak doktor reçetesi isterler. Ama bizi öldürecek bir zehiri almak için çiftçinin bir reçeteye ihtiyacı yok. Onu denetleyen bir sistem de yok. Ne kadar zehir sıktığını ve bunun ne kadar süre sonra satışa sunarken nasıl bir kontrol sistemi var ise hiçbir kontrol sistemi yok. Zaten çılgın gibi, bakın, her şey kapıdan geri dönüyor. Buna birilerinin dur demesi lazım. Zaten insanlar şunun farkında değiller. Biz 40 yıl evvel pestisitsiz iş yapıyorduk. Ama şu anda hayır, kolaylarına geliyor. Ben köylüyle konuşuyorum. Ot ilacı koyma diyorum. Diyor ki niye ki koymayacağım, ot çıkıyor diyor. Ya senin baban ot ilacı mı koyuyordu? Senin deden ot ilacı mı koyuyordu? O otlar zaten senin toprağını koruyor. O boşuna besliyor mı çıkıyor? Besliyor ve koruyor. Hayır, boşuna evet. Mı çıkıyor? Evet. Sen onu güneşten koruyor. O belki vitamin veriyor, belki bilmem ne veriyor. Yani o ilacı niye koyuyorsun? O ilacı koyduğun zaman içindeki kertenkeleyi, solucanı, her şeyi de öldürüyorsun. Ayrıca toprak da vitaminleri olan bir şey. İçinde aynı sana vermesi gereken olan vitaminleri de öldürüyorsun. İşte bunun farkındalığı, fazla pestisit kullanmak, bu zehirle bununla bir mücadele ediyoruz. Artı narenciye bahçelerine sıkılan Nisan ayındaki pestisitler arıları öldürüyor. Uğur böceklerini öldürüyor. Bu da biyoçeşitliliği, arılar biliyorsunuz polenizasyonu yapıyor. Onu da önlüyorsunuz. Hatta bir söz vardı hatırlıyorum. Arılar giderse insanoğlu biter diye. Evet, bu gidişte gidecek. O kadar az arı görüyoruz ki. Zaten orman yangınları yani kavanoz içinde yaşamak istiyorlarsa insanlık, evet, devam etsin diyorum ben etrafı mahvetmeye. Kesinlikle çok haklısınız. Biz pestisitte buğdayla çalışıyoruz. Buğday Derneği ile çalışıyoruz. Paydaş olduk onlara.
Onların çok güzel bir çalışmaları var. Zehirsiz kentler ve zehirsiz sofralar diye biz oraya paydaş olduk. Peki ata tohumu ve önemi? Çok önemli. Ne söylemek istersiniz? Yani şöyle bakın, Allah'a şükür çiftçi kendi yiyeceği şeyleri bir sandığında saklamış. Onları tekrar çıkarıp ekiyor ve dikiyor artık. Bunlar da bizim topraklarımızın şu biyoçeşitlilik için çok önemli. Bakın bir arı var, çam balı. Onun hikayesini biliyor musunuz? Çam balının hikayesini. O çamın üstündeki bitin dışkısını yiyen arının yaptığı bir bal bu. Yani demek ki oradaki o küçücük bitin bile faydası var. Kesinlikle. Çünkü doğanın çok ilginç bir düzeni var aslında. Biz o düzeni bozduğumuz zaman başımıza ne geldi? Bozduk İki zaten. Senedir yaşıyoruz. Bir diğer projeniz vardı, onu sormak istiyorum. Proje değil de daha doğrusu şuydu konu. Mesela ata tohumu dedik ama ben bir üzüm dikmek istiyorum. Mersin'in işte Toroslar'da herhangi bir yerine. Ama orada geçmişte yetişen bir üzüme ulaşamadım. Ha, onu şöyle. Nasıl bulabiliriz? Şimdi biz bu seneki projemiz parça parça gideceğiz. Bunu bütün Mersin'in her tarafına yaymayı düşünüyoruz. Üzüm Mersin için çok önemli. Özellikle bizim dağlarımızda üzümcülük, yani bağcılık çok önemli bir çiftçilik kaynağıydı. Ben örneğin Buluklu'da oturuyorum. Ben Buluklu'ya girdiğimde sağım bağ, solum bağ, sağım bağ, solum bağdı. Şimdi Buluklu'nun, Resul'un ve Camili'nin bağları çok meşhurdu. Şimdi her taraf villa oldu. Şimdi bunu korumamız gerekiyor. Biz Sebil'den başladık. Sebil'in Evliya Çelebi'nin kitabına kadar vardır. Alata Tarım Araştırma Enstitüsü'nden bir arkadaşımızın yardımıyla yaptığı araştırmayı dijital bir haritaya indiriyoruz. Siz şimdi kaç çeşit üzümü varsa haritada görebileceksiniz. Dijital haritada toprağını, cinsini falan. Farz edelim tekrardan dikmek istiyorsunuz. O zaman da Tekirdağ Bağ Araştırma Enstitüsü'nden onun aslını bulup çoğaltıp tekrardan aynı topraklara dikebileceksiniz. Yani artık Mersin'in dijital üzüm haritası var. Bir hafta sonra var. Olacak. Bir hafta sonra olacak. Ve tekrar üzüm yapmak isteyen, üzüm ekip dikmek isteyen oradan bilgi alıp fidanlarını aynı topraklar üzerinde ekebilecek, dikebilecek. Evet, kesinlikle daha da sağlıklı olacaktır. Yöresel gıda kültürü ve biyoçeşitliliğinin korunması gibi bir amacınız var. Bu zaten konuşmalarımızdan çıktı ortaya. Ben bir de sadece yeryüzü pazarlarını bir anlatalım. Hani yani, bilmeyenlere nedir yeryüzü dünyada pazarı? Dünyada 77 tane yeryüzü pazarı var. Yeryüzü, mesela Slow Food birlikleri çiftlik pazarları da kurabilir. Yeryüzü pazarı da kurabilir. Ama yeryüzü pazarının kriterleri çok zor. Aynı üç ayağı var. Biyoçeşitlilik, eğitim ve savunma. Tabii bunların hepsini yeryüzü pazarı içinde yaratıyorsunuz. Sizi çok sıkı kontrol eder. Siz de üreticiyi çok sıkı kontrol edersiniz. Ve her hareketiniz doğayı kirletmediğinizi, biyoçeşitliliği koruduğunuza, hayvan refahına saygılı olduğunuza, insana saygılı olduğunuzu yansıtır. Mesela bizim pazarımızda plastik hiçbir paket yoktur. Tamamen doğal ürünler, toprağa geri dönüşümünü sağlayacak ürünlerle paketlenir. Yeryüzü pazarının izni özel olarak Slow Food, Uluslararası Slow Food platformundan alınır. Torino'dan alınır izni. Dediğim gibi hep şeye döneliktir. Bu biyoçeşitliliğe korumak. Eğitmek. Mesela Avusturya'daki yeryüzü pazarının 4 tane var Avusturya'da. Bir tanesinde çocuklar gidip hayvanları sevebiliyor. Keçi koyun getiriyorlar. Onları mesela sütünü sağabiliyor. Onla şey yapabiliyor. Burada workshoplar yapılır. Atölyeler yapılır. Şefler tadım yaptırır. Oradaki yeryüzü pazarının ürünleriyle size yeni yeni reçeteler çıkarırlar. Bütün bunlar canlı bir şeydir ve turizm odaklıdır aynı zamanda. Kente turizmine katkı sağlar. Peki, Türkiye'de uluslararası Slow Food Hareketi tarafından kabul görmüş yerler nereler? Mesela Slow Chita'yı mı soruyorsunuz? Hayır, mesela Tarsus'tan başka nerede? Ha tamam, Şile'de var. Foça'da var.
3 tane var. Tarsus'la birlikte 3 tane. Bir tanesi kapandı sanırım. Gökçeada o oradaki o ya şeylerin Suful'un şöyle bir özelliği var. Zamanında lider seçimi yapıp başka bir lidere aktarmazsa o pazar kapanıyor. Anlamadım. Şimdi farz edelim ki çok ilginç bir kural. Neden böyle yaptıklarını bilmiyorum. Ben Slow Food'un lideriyim. Tarsus Slow Food'un öldü. Çöküyor. Allah korusun. O bitiyor. Veya terk ettim. Tekrardan sizin başvuru yapıp. En baştan. Tekrardan evet. O zaman ana gibi görüyorlar değil mi? Hani lideri önemsiyor. Lider evet. Önemli. Ama mesela önceden devrettim. O sorun olmuyor. O zaman olabilir diyorsunuz. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Hazır sizi yakalamışken. Chitta Slow hani yavaş gıdadan yavaş şehirlere ne oluyor yavaş şehir? Yani İnsan, yine aynı sistem ama. Birbiriyle iletişim kuruyor. Şu üç ayağı hiçbir zaman unutmayalım. Biyoçeşitlilik, eğitim ve savunma. Bunu şehir bazında düşüneceksiniz. Şehirde kullandığınız kömür kullanamazsınız. Araba park her yerde araç kullanamazsınız. İnsana yönelik olması gerekiyor şehrin. Bisikletler daha çok işte havayı kirletmeyen, karbon yaymayan şeyler, araçlar kullanmanız lazım. Parklarınızda mesela insanlara bahçecilik yaptırmanız lazım. Böyle çeşitli şeyleri var. Yani insana odaklı, yine hayvana odaklı, havayı koruyan, iklimi koruyan, biyoçeşitliliği koruyan. Mesela aklınıza esti ben bir inşaat yapayım diyemiyorsunuz. Veya ben buraya bir havuz yapayım diyemiyorsunuz. Çünkü farkında olmadan, mesela şimdi o kadar hikayeler duyuyoruz ki, yıllar evvel ben Maraş'a gitmiştim. Çok sıcaktı Maraş akşam. Allah Allah burası soğuk olması gerekmiyor mu dedim Kahramanmaraş'taki arkadaşlarıma. Ya bir baraj yapıldı, iklimimiz değişti, rutubet çıkıyor. Şimdi akşamları çekilmez oluyor demişlerdi. Şimdi bunu her yerde hissediyorsunuz. Bir baraj Kesinlikle. Yapıyorsunuz, oranın bütün bitki örtüsünü mahvediyorsunuz. Veya karar veriyorsunuz, nehrin yönünü değiştirmeye karar veriyorsunuz. Bütün her şeyi bozuyorsunuz. İşte bunları yapamazsınız. Ama nehri yönünü Tarsus'ta değiştirmişler. Güzel de bir şeyler çıkmış ortaya. Nerede, hangisi? Geçmişte. Geçmişte bence güzel olup olmadığını bilim insanlarına soralım. Şimdi bu yavaş şeylerin ama çok da güzel tarafları var. Bence yanlış bir hareketti o. Sosyalleşebilecekleri. Sürdürülebilir tarımın olduğu, kendine yeten, geleneklerine sahip, yenilenebilir enerji kaynaklarını aktif kullanan kentlerin hedefi mesela ne diyor okuduğum kaynakta? Seferihisar, Akkaya, Gökçeada, Halfeti. Ülkemizde yavaş şehirlerden birkaçıymış. Halfeti herhalde ilki. Öyle mi? Germiyan köyü ise ilk slow food köyümüz. Mersin için böyle bir proje var mıdır? Olabilir. Çok zor aslında mudur? Biz ütopik bir soru gibi geldi. Biz konuşmuştuk o zaman. Biz ne için konuşmuştuk? Çamlıyayla Namrun için konuştuk. Biliyorsunuz nefis bir coğrafya. Evet. Ormanlarıyla, korusuyla falan. Ama tabii ki orada yaşayan insanların hep beraber oturup karar vermesi gerekiyor. Araçların daha az kullanmaları, işte bizde bir huy vardır. İlla kapıya kadar araçla gideceksin. Mesela yürümeyeceksin falan. Halbuki eskiden hepimiz yürüyorduk. Bu kadar çok araçlara binmiyorduk. Ya bütün bu fedakarlığı hem halkın hem oradaki yöneticilerin yapmaya kabul ederlerse tabii ki neden olmasın? Bence muhteşem bir yer Çamlıyayla. Evet. Dileriz olur. Peki bir tane daha merak ettiğim konu var. Terra Madre, toprak ana. Bu da yine slow food'u andıran bir hareket. Bir genel bilgi almak isterim sizden. Şimdi 1 Aralık 10 Aralık Terra Madre haftasıdır. Nedir Terra Madre? Toprak ana. O zaman topraktan gelen toprağa saygınızı, şükranlarınızı bildirirsiniz. Yani bir kere hatırlayın. Toprak olmasa siz o gıdaları alamayacaksınız der. Ve onun için de işte topraktan gelen ürünleri sergileyen günler yapılır. İşte buğdayla ilgili günler yapılır. İşte bulgur pişirirsin, yok tarhana yaparsın, yok. Bir sürü hatırlatacak, insanlara farkındalık yaratacak şekilde bir kutlamalardır. Bir festival gibi. Anmadır, kutlamadır, bir festival gibidir. Ama bir de her iki senede bir, bu senede olacak 2022'de. Her iki senede bir Terra Madre Salone del Gusto diye bir çok büyük bir
gıda fuarı vardır. Bu gıda fuarının diğer fuarlardan ayıran özelliği, orada küçük üretici satış yapabilir. Mesela getirdiği şeyleri satabilir. Gidiyorsunuz fuarlarda satamıyorlar. Hı hı. Ve bunların hepsi yine anlattığım o üç başlık altında olur. Biyoçeşitliliği koruyor. Mesela kahve. Herhangi bir kahveyi getiremezsiniz. O kahvenin doğayı kirletmeden yetiştirilmesi, organik bir şekilde yapılması falan, onunla ilgili prezidyaları var veya ne bileyim ben, bir sürü bir şeyi koruyan ürünleri getirirsiniz. Onları tadına bakarsınız, şefler onları uygular, size tattırırlar. İşte herkes kendi ürününü anlatır. Öyle büyük bir fuardır. O zaman çiftçi, balıkçı, şef, herkes, akademisyen falan, evet, her şey tartışılır. Süper, gerçekten. Peki böyle bir çalışma var mıdır? Tarsus'un Türkiye'de var. Mersin için var. Hayır, Türkiye'de İzmir yapacak. İzmir yapacak. Ama 22'de ne zaman yapacak bilmiyorum. Hı-hı. Geçenlerde Eylül diye açıkladı Tunç Soyer. Türkiye'de ilk defa bir Terra Madre olacak. Daha evvel Terra Madre var. Kimler yapıyor Terra Madre? Nordik ülkeleri yapıyor. Onlar üçlü hareket ediyorlar. Hı-hı. Nordik ülkeleri. Danimarka, İsveç, Norveç. Onlar yapıyor Terra Madre. Balkanlar yapıyor Terra Madre. Peki İzmir'deki o Terra Madre'ye Mersin Anadolu Terra Madre. Gidebiliyor muyuz? Tabii gideceğiz. Hepimiz gideceğiz. Hangi ürünlerle gideceğiz? Biz zeytin götüreceğiz. Bizde bir de mut zeytini var. Bir de sarı ulak zeytinimiz var. Buğday götüreceğiz. Sarı buğday götüreceğiz. Süt ve süt ürünlerinde bilmiyorum daha ne götüreceğiz. Onu daha konuşmadık. Üzüm, çökelek götürmeliyiz. Çökelek götürmeliyiz. Bezde, evet, tulum götürmeliyiz. Tort götürmeliyiz. Tortu biliyorsunuz, onu da biz tekrardan canlandırdık. Üzüm çeşitlerimiz çok güzel. Kızıl, bizim tilki kuyruğundan yapılmış çok güzel pekmezlerimiz var. Patkara. Patkara çok önemli bir. Gök üzümü çok önemli bir üzüm. Onların ürünlerini götüreceğiz. Peki ziraat fakülteleriyle bilgi alışverişi yapılıyor mu? Yani Mersin'de ziraat fakültesi yok. Biz ara ara Çukurova Üniversitesi'ni Çukurova'dan kullanıyoruz. Evet. Ama bizim asıl en büyük destekçimiz Bahri Dağdaş, Konya. Hı hı. Ve ama Alata Tarım Araştırma Mersin'de Enstitüsü. Mersin'de de bir ziraat fakültesi olması gerekir bana bence göre. De olması. Benim hayalim de bizim oturduğumuz köyde ziraat lisesi yapılsın diye, ama yapılmadı. Çünkü köylü çocuklar doğuştan tarımla uğraşıyorlar. Küçücükken hani al kazmayı, kas falan filan. Sonra birden o çocuğu liseye gönderiyorsun. Şehirde kayboluyor. Ne kendine bir türlü anlayamıyor, yer bulamıyor. Çünkü geleneksel olarak, genetik olarak kendisi çiftçi aslında. O özelliğini kaybediyor ama kendinin ne olduğunu bilmiyor. Ben hep diyordum ki Allah'ım, yani çok kişiye de söyledim. Ya buraya bir ziraat lisesi yapsak, bu çocuklar kendi köylerini korusalar, topraklarını korusalar, kendileri de işte çiftçilik geleceğin mesleği, yakında aç kalacağız çünkü. Evet. Yani deseler ama olmadı. İnşallah ileride olur. İnşallah. Dünya topraksız tarıma yönelirken biz toprağımızı korumanın tam başarabilmiş değiliz, toprağımızı koruma konusunu. Çünkü oldukça önemli bir konu. Şuradan şöyle bir şey seslenelim. Valilik bir eski bir okulu restore etti. Orayı müze yapacakmış. Bence orayı bir ziraat, hiç olmazsa bir ziraat kursu açtığı bir yer olsun veya zirai bir meslek okulu olsun. Kesinlikle, buradan duyuralım o zaman. Peki bir diğer konu, Mersin çok özel bir coğrafya. Programdan öncesinde de konuşmuştuk. Çok. Daha öncesinde hayatımızda olmayan pek çok tropikal özellikle ürün birdenbire tezgahlarda yerini alıyor ve biz artık alıştık, bu bize sürpriz gibi gelmiyor. Biz onu hayatımıza dahil ediyoruz. Bu konudaki kriteri nedir slow food'un? Biz bunları, yani sizin toprağınıza ait olmayan ürünü desteklemiyoruz. Bir kere o toprağa uygun olmayan şeyleri dikip ektikleri için dünya kadar su kullanıyorlar. Bakın şimdi seralarda yetiştiriyorlar. İlaç, zehir kullanıyorlar. Bakın ben bile dilime yapışmış. Zehir kullanıyorlar ve size onu yetiştirerek getiriyorlar. Şimdi diyecekler ki narenciye de bilmem nereden gelmişti. Narenciye burada vardı. Turunç burada vardı. 17. asırda da vardı. Evet. Hatta sarayın kayıtlarında Tarsus'tan turunç aldığına dair kayıtlar var. Yani narenciye buraya uygun bir bitkiydi. Hı. Ama mesela saçma sapan şey, zeytinlikleri söküp veya narenciyi söküp bir sürü
bize uygun olmayan şeyleri yetiştirmeye çalışıyorlar ve toprağa zarar veriyorlar. Kendileri de sonra satamıyorlar. Bağları da söküyorlar. Burası bağ, bağ ülkesi, bağ şehri. Yani bir inanılmaz. Bakın şehirde Çamlıyayla hariç herkes denize dokunabiliyor. Herkes dağa dokunabiliyor. Yani 300 kaç kilometre, 90 kilometre, 80 kilometrelik şerit halinde herkesin bir denizle bağlantısı 360 var. 360 metre, kilometre. Herkesin sahi, evet. bir denizle Hı-hı, bağlantısı evet. var. Herkesin bir dağla bağlantısı var. Hı-hı. İnanılmaz ilçelerde Mut gibi, Anamur gibi, bereketli toprakları olan Bozyazı gibi, Gülnar gibi. Yani bugün Gülnar'a inanılmaz lezzetli şeyler geliyor Gülnar'dan, Mut'tan. Böyle bir ilçelerinin olduğu bir il Mersin. Evet, aslında tarihi pazarları da var bu yörenin. Hani biz çok uzak değiliz. Bu yeryüzü pazarı deyince ben biraz ona benzettim. Gülnar'da sanırım böyle bir pazar var tarihi. Mut'ta var. Mut'ta var. Yani çok kolay kurgulanabilir olması lazım. Bir diğer konu, tüm ilçeler getirebiliyor mu ürünlerini Tarsus yeryüzü pazarına? %10 kadar. Genelde işte kirletmesin diye. Karbon ayak izinden dolayı. Karbon ayak izini azaltmak için mesela 100 taneden 10 tanesi getirebiliyor. Var bizde. Bozyazı var. Gülnar var. Bozyazı, Gülnar, Mut. Mut var, Mut Kadın Kooperatifi'nden bir kişi geliyor. Kooperatif olmuyor aslında. Hı hı. Ama o kooperatiften bir kişi geliyor. Başkanları galiba hı hı. Kendi ürünlerini getiriyor. Mut'un ya da Mut'ta biliyorsunuz günleri. Mut'un ekolojisinden dolayı pestisit evet. kullanılmayan bir hı hı. yer. Ve çok bereketli, zeytinleri de çok özel. Onun için onun gelmesi bizi mutlu ediyor. Gülnar da öyle. Onu sağlayan kurumlardan bir tanesi Mersin Üniversitesi'nin Mut'ta Bahçe Bitkileri bölümü var. Ben de bir süre orada o ders verdiğim için oradan biliyorum. Ve onlar çok güzel araştırmalar yaptılar. O öğrenciler alanlara indiler, bahçelere girdiler. Zeytinle ilgili, kayısıyla, erikle ilgili çok güzel araştırmalar yaptılar. Az önceki talebimizi buradan bir daha dillendirmemiz lazım. Bence bizim her ilçemizde bir turizmle ilgili bölüm olması lazım. Kesinlikle. Bir de ziraatle ilgili, Kesinlikle. Tarımsal üretimle ilgili bölüm olması lazım ki hem aslında düşündüğünüzde işsizliği de azaltabilecek Tabii. şeyler bunlar. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Herkesin yiyeceği miktar belli. Yani dünya kadar böyle büyük büyük bahçelerle bilmem nelerle yapacağına herkes yediği miktar, herkes yaşayabileceği miktarda bir şeylere kazanıp kendine şey getirebilir, başka bir ile göç edeceğini, kendi ilini kalkındırabilir. Önce ruhumuzu bir bir şeyi atladık. Evet. Yeryüzü pazarının bir özelliği de şimdi siz Mut, Anamur deyince, Bozyazı deyince kendi ürünüyle üretmesi ürününü. Mesela Bozyazı kavutu oranın kendi yer fıstığı, kırmızı bir yer fıstığıyla, oranın kendi küncüsüyle üretilir. Hı hı. Kavutun hikayesini de anlatalım mı gelmişken? O evet. da çok unutulmuş bir şey aslında. Evet, mesela çoban. Ben kavutla ilgili Seyir Alem'de tanıtım da yaptık, anlattık da ama pek çok kişi bilmiyormuş. Ben de bilmeyenlerdendim. Eski besin takviyesi değil mi? Eskiden. Çobanların yürürken işte çok aç kalmasın, kendilerini tok tutsunlar diye geleneksel bir tarifleri. İçerisinde küncü diyoruz, susam. Anlamayanlar için. Ama biz bu yörede küncü deriz. Küncü deriz. Kendi yine küçücük bir küncüsü var. Kendi fıstığı, kendi harnup tozu, öyle hazırlanan bir şey. Çok da güzel. Kahvenin çok, yanında evet, falan evet, gerçekten. Çok da sağlıklı. Sağlıklı. Peki trafikle ilgili bölüme geçmeden isterseniz bir özet yapalım mı? İyi, temiz, adil gıda nedir? İyi. Slow food evet, nedir? İyi, temiz, adil gıda nedir? Şuradan bakalım. Biyo çeşitliliği koruyacak gıdaları üretmek. Hı hı. Temiz zehir kullanmamak. Onu bitkiye, toprağa saygılı bir şekilde yetiştirmek. Dediğim gibi yani kurallara uygun. Eski çiftçi şeyleri olurdu, takvimleri. İşte onları kullanarak bu işi yapabiliriz. Ayın eskisi, ayın yenisi böyle şeyler vardı biliyorsunuz. Çok önemliydi. Renkler çok önemli. Mevsiminde yemek çok önemli. Yani bir narenciyi şu anda yiyelim. Yazın yemeyelim.
Ama şu anda da karpuz yemeyelim. Arkadaşım, karpuzu sıcakta yerdik biz. Serinlemek için yeriz. Ben niye yazın ortasında, kışın ortasında karpuz yiyeyim? Veya yazın ortasında niye narenciye yiyeyim? Yani her şeyi mevsiminde tüketeyim. Brokoli yiyeyim şimdi. Lahana yiyeyim, karnabahar yiyeyim. Yazın da işte ona göre kendi sebzemi yiyeyim. Onların da kurutulmuşları vardı eskiden. Evet. Yani domates kurusu, biber kurusu ben hatırlarım. Bizim pazarda var şimdi. Patlıcan kurusu evet. Var. Biz iki gün önce Konya'da çekim yaptık. Konya kuru bir memleket. Ben şaşırdım. Her şeyi kurutmuşlar. Ya ben size komik bir şey söyleyeyim. Biz Mersinliler kurutmazdık. Çok doğal, niye kurutmazdık? Nemden? İnanılmaz bir nem oranı var. Tarsus'tan bir arkadaşımız bize kuru dolma yapmıştı yıllar evvel. Biz ilk defa Allah Allah kuru dolma. Hiç bilmiyoruz biz hani. Oranın havası çünkü yaylası biraz daha kuru falan. Ben ilk o zaman bizim mutfağımızda aslında kuruların da olduğunu keşfetmiştim ilçelerden dolayı. Ama Mersin merkezde böyle bir şey yoktu. Evet. Evet, kurular çok önemli, koruma usulü. Eskiden difriz yoktu, o yoktu, bu yoktu. Herkes ya kuruturdu, ya füme yapardık, ya işte tuzlardı. Ya o şekilde korurdu evet. Turşularla. Onun hatırlanması lazım aslında tekrar. Tekrar bilmemek. Hatırlamak zorunda kalacağız. Evet. Çok yakında toprağı bitirdikleri için tarım marım yapamayacak kimse yani. Ben şaşırdım. Maydanozun bile kurutulduğunu ben Konya'da gördüm. Bizim pazarda var. Dereotu ben çok hoşuma gidiyor. Özellikle dereotu çok hoşuma gidiyor. Bir üreticimiz de var. Maydanoz var, dereotu var. İşte evde dereotu her an bulunduramıyorsunuz. Onu hemen iki kaşık alıyorsun, bir demet, bir bardak dereotu, bir dakika, bir çorba kaşığı, bir çay kaşığına eşit. Bir çorba kaşığı maydanoz, bir çay kaşığı maydanoza eşit. Süper. Yaş maydanoz, o öyle yapıyorsun. Hem de daha sağlıklı. Çok daha sağlıklı, hem mis gibi kurutuluyor. Kesinlikle. Evet. Peki, azıcık da trafik konuşalım mı? Ne dersiniz? Araç kullanıyorsunuz. Evet. Peki trafikte seyrederken sizi en çok rahatsız eden trafik ihlali hangisi? Ya bu kadar da olmaz, olmamalı, bu yapılmamalı dediğiniz. O kadar çok var ki. Konuşalım. Yani mesela ne bileyim yanlış sollama, şehir içinde hızlı gitme, ne bileyim kadın sürücüleri özellikle sıkıştırma. Bir sürü trafik terörü var. Işıkta geçme, yayalara yol... Ay biliyor musunuz ben yayalara yol verilmesi için inanılmaz mücadele ediyordum. Şimdi korkudan veremiyorum çoğu zaman. İki kere arkadan çarptılar. Hele bir tanesinde bayağı böyle bir şey. Yani dörtlülerimi yakıyorum, yavaşlıyorum, aynama bakıyorum, duruyorum. Şak biri geliyor 5 dakika sonra. Ne hızla gidiyorsa çarpıyor. Şimdi siz yayasınız. Karşıdan karşıya geçmeniz gerekiyor. Bir kabus, travma. Kesinlikle. Ben hep sinirlenirim. O deniz kenarı var ya, Mersin'deki deniz kenarı bizi denizden ayıran bir kabus. Çünkü trafiği durdurmaya kalksalar, tamam mı? Onu bana anlattılar. Bir dakikada bilmem kaç araç duruyormuş. Tamam. Ama bizim için 3 dakika durdururlarsa, işte ben hatırlamıyorum hesabı, 90 araç duruyormuş. Tamam mı? 90 araçta trafik tıkanıyormuş. Peki ben karşıdan karşıya nasıl geçeceğim? Ben araç kullanmıyorsam, yaşlıyım, deniz kenarına ulaşmak istiyorum. Nasıl geçeceğim? Hiç kimse yayaya yol vermiyor. Yani hiç kimse yaya olacağını düşünmüyor bir gün. Yani hepimiz yürüyoruz, hepimiz... Engelliye hiç saygı yok. Zaten engelliysen öl. Yani karşıdan karşıya geçmene falan imkan yok yani. Böyle bir dünya. Bizde sesli sistem de yok. Hani bir dakika, bir, evet. iki, üç işitme engelliler için öyle bir şey de yok. Sıkıntı gerçekten. Peki hiç kaza yaptınız mı? Ya da bir yakınınız? Yapıldım. Geçen sene çok komik bir kaza yaptım. Ben orada evinin önüne geldim. Yayalara yol veriyorum. Şimdi arkama baktım. Hayatımdaki en komik kazaydı o arada. Allah'a şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Arkam durdum. Dörtlülerimi yaktım. Durdum. Biraz sonra sağ tarafımın aynamın gittiğini gördüm böyle. Allah ne oldu falan derken yaya, yol verdiğim yaya kollarıyla bana şöyle bir işaret yapıyor. Anlamıyorum ki ne yapıyor ve kaçtı adam. Bu beni geçen araç yaya geçidinin ortasında durdu ve her yere etler daha böyle
etler yerlerde falan derken ona bir başka araç çarptı. Kardeşim dedi, ne duruyorsunuz dedi, şehrin içinde dedi, deli misiniz nesiniz falan hepimize bağırıyor. Derken bir otobüs demiş ki ben buralardan sıyırır geçerim, o da herkese çarptı falan. Şimdi polis geldi. Oo. Polis anlamaya çalışıyor olayı. Bir gerizekalı ben yayaya yol vermeye karar vermişim. Tamam burada duruyorum, en doğru ben duruyorum. Yanımda herkes üst üste. Anlaması böyle yarım saat mesela susun bağırıyor, susun herkes tek tek konuşsun falan. Adam bana diyor ki sen niye yaya yol veriyorsun diyor. Şehrin içinde yaya yol verilir mi diyor. Yani böyle bir komedi şeklinde böyle bir kaza. Allah korusun bir Allah daha yapmam. Evet. Peki trafikte kendinize kaç puan verirsiniz? Yani genelde düzgün davranmaya çalışırım. 5 dakika evvel ceza yedim. 70 kilometrelik yolda 80 kilometreli gittiğim için. Yani onun için bilemeyeceğim. 10 üstünden ne verelim? 7 veririm. 3 puan kırdınız. O kırdım. Da şey, trafiğin genel akışına uymak adına uydum yapılmış adına, kaçışlar. Evet, değil ve, mi? Evet. Evet. Hayır, o şeydeki 3... otobandan iniyorsunuz ya, orada böyle akıyor trafik. O akışa uyarken öyle bir ceza yedim şimdi. Peki bizim ülkemizde insanlar neden trafik kurallarını sevmiyor sizce? Bence insanın insana saygısı yok. Herkes ben diyor bizim ülkemizde. Kimse biz demiyor. Bunu da çok güzel trafikte yansıtıyoruz. Herkes ben, önce ben. Ben başkasını düşünmüyorum. Biz demeyi öğrendiğimiz zaman zaten bir sürü şeyi başarmış olacağız. Bu her yaptığınız işte, bir dernekte, bir çalışmada herkes bir ben. Neden ben? Neden biz değiliz? Neden her şeyi hep beraber yapmıyoruz? Neden herkes birbirine el vermiyor? Yani sen öne çıksan ne olacak? 2 tane puan fazla alsan ne olacak? İşte bunu anladıkları zaman, biz demeye başladıkları zaman herkes kendi çocuğunu öne çıkarmak, herkes kendini öne çıkarmak derdinde. Onu da trafiğe de yansıtıyorlar. Kesinlikle. Peki bu motosikletliler çok fazla artık, bu hani eve gıda taşıyorlar, alışverişler yapılıyor ve onlarla ilgili de çok sıkıntılar var. Motosikletlilerin fark edilir olması için bir öneriniz var mı? Neler yapabiliriz yani? Herkes kendi hattında gitmesi lazım. Hı hı. Bizim memlekette çok soldan sağa, sağdan sola çok geçiliyor. Bu geçişlerde genelde yeni araçlarda aynalarda işaret ediyor ama hepsi yeni değil bu araçların. Aynaları hani işaret ediyor, bip 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 diyor, diyor. Bunu işareti olmayan araçlar da çok. Onun için herkes kendi hattında kalmalı. Ben geçenlerde otobanda, yani ben kendi kendime Allah beni korudu dedim. İşaretimi verdim, sola geçtim, aracı geçtim, sağa geçerken birisi beni sıyırdı geçti sağdan. Nasıl hızlı gidiyor? Herhalde 200 kilometreyle falan gidiyordu. Farz edelim bu bir motosikletti. Aldı, geçti, gitti, gitti adam veya kadın. Geri dönüşü yok. Yok yani sağdan, yani herkes kendi hattında kalmalı. Artı herkeste şöyle bir algı var. Arabam büyüdükçe ben daha çok yolun sahibiyim. Kuralları... Evet, ben bugün forum şeyde bir marinada bir araç gördüm. Onu sık sık görüyorum. Belki dağlara çıkıyor falan. Gittikçe araçlar da büyüyor böyle. Yani lastikler büyüyor, araçlar büyüyor. Ama gerçekten sollarken ve sağlarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Muhakkak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onları da zaten bu şekilde kazaya sebep veriyoruz, evet, motosikletlere. Kesinlikle. Şunu söylemek istiyorum. Mesela araç büyüdükçe cüssesi diyor ki yolun hakimi benim. Mesela tır kamyonu, kamyon minibüsü, minibüs otomobili, otomobil bisikleti ya da motosikleti görmüyor. Araç büyüdükçe görmüyor. Hayır, mesela tırlar araçlarla yarışıyor. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Kendi hatlarında kamyonlar otobanda. En sağda gelmeleri gereken ben çok ortada görüyorum. Sol, en solda bile görüyorum. Peki bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Ezel hemen işaret etti. Sanırım bizden sonra... O kadar mutlu sohbet ediyoruz ki farkında değiliz. Evet. Çok sıcak bir sohbetti. Çok evet, güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır izleyenlerimize? Yok, yeryüzü pazarını ziyaret edin. Bizi eleştirin, bizi tanıyın, onu diyebilirim. 26'sı pazar günü Kubatpaşa makam mevkiinde olacağız zaten, bekleriz. İnşallah da güzel güzel programlar yapacağız hep beraber. İnşallah. Evet, Hayatın Trafiğinde bugün Tarsus Slow Food takım lideri Yasmina Lokmanoğlu canlı yayın konuğumuz oldu.
Çok özel konular konuştuk. Slow food'la başladık. Geleneksel kültürümüze kadar geldik. Mutfağımızı, yediğimizi, içtiğimizi konuştuk. Bence kaçıranlar tekrar izlemeli bu programı. Programa katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Trafik için bir şey daha söyleyelim mi kapatırken? Cep telefonuyla konuşmasınlar. Evet. Cep telefonuyla da konuşmasınlar. O zaten ayrı bir program konusu aslında. Keşke süremiz biraz daha olsaydı da onu da uzun uzun konuşabilseydik. Evet, teşekkürümü ettim sanırım. Ben teşekkür ederim Nida Hanım. Gerçekten çok zevk aldım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bizleri sizlerle buluşturanları da unutmayalım. İçer TV ve sponsorumuz Mersin Psikoteknik Sarıca ve Mesut Sezer Eğitim Kurumlarına da teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte buluşuncaya kadar sağlık ve mutlulukla kalın. Esen kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.